Evet arkadaşlar, geçen hafta tek çevrim işlemci tasarımı, yani İngilizce Single Cycle CPU konusunu aslında tamamladık. Şimdi de çok çevrim işlemci tasarımı konusu. Yani geçen hafta gördüğümüz konuda aslında baktığımız zaman bizim tek çevrimlik bir işlemcimiz vardı. Yani bu bütün instructionlar tek bir clock cycle'da. Clock cycle deyince de şöyle tekrar canlandıracak olursak bizim bir saat sinyalimiz var. Değil mi? Sayısal bir sistemde. Bunun yükselen kenarından bir sonraki yükselen kenarına kadar biz bir çevrim diyoruz. Ve buna biz bir periyot diyoruz. Ve burada da program counter clock'la çalışan bir şey. Instruction memory burada sistemde clocksuz çalışıyor. Sadece read, yani asenkron read diyelim ona. Asenkron read yapılıyor instruction memory'de. Yine register'larda da aynı şekilde asenkron read. Yine data memory'de de asenkron read. Ne demek? Adresi verdiğiniz anda datayı size clock beklemeden veriyor. Tamam. Bu asenkron read. Fakat senkron write yapılıyor. Senkron write. Senkron write ne demek? Clock. Şu dediğimiz clock. Buraya bir şey yazmıyor zaten. Şuraya bir şey yazılıyor. Bir de şuraya bir şey yazılıyor. Clock sinyali yükselen kenarı gelene kadar yazma işlemi yapılmıyor. Clock. Tamam. Normal bir sequential devre tasarımında bunun Verilog şeylerini de görmüştük. Yani şimdi ne olacak burada mesela? Bir böyle hayali şey yapalım. Clock şöyle vurdu yükselen kenar. Zaten bir sonraki bir önceki instruction'da biz bu instruction'dan atıyorum şuradan program counter'dan 4 fazlası eğer branch değilse branchse ve branch doğruysa zero sinyali de varsa o zaman da branch ve immediate'dan gelen bu değeri toplayıp şurada bekliyordu zaten bu veri. Atıyorum bu bir R-type instruction olsun. Yani add, or, and, neyse. R-type. İki tane register okuyordu. Diyelim bu işlemini bitirdi. En son register'a yazdı. Ve o zaman ne olacak? Bu program counter'ın 4 fazlası. Niye 4? Çünkü bir instruction 4 byte'tı. RISC-V'da. Ve eşit uzunluktaydı. Buradan branch ve şey olmadığı için şuradan şöyle geliyor. Atıyorum PC hexadecimal 100 olsun. Ne olacak? Hexadecimal 104. Clock vurdu. Bu buraya geldi. Toplamasını yaptı. MUX'tan çıktı. Belirli bir gecikmeyle atıyorum. Bilmem kaç pikosaniye bir toplayıcı gecikmesi, bilmem kaç pikosaniye multiplexer gecikmesi ve tabii clock vurduktan sonra şuradaki değerin buraya gelmesi bir zaman alacak. Ama şu an clock vurduktan sonra atıyorum burası 100 değil de başka bir şeydi. 100 buraya geldi ilk başta. Sonra bu buradan geldi, toplama yapıldı. Sonra MUX'tan geçti ve buraya geldi. Atıyorum belir yani şu kadar bir T1 kadar bir süre geçti ve bu T1 kadar bir süre sonunda aslında artık program counter'ın data girişinde bir sonraki clock vurduğunda alması gereken değer hazır. Tamam. Ve clock vurduğu anda şurada bu değer buraya yazılacak. Yine belirli bir biraz gecikmeyle clock to queue gecikmesiyle. Peki sonra ne oluyor? Diyelim program counter arttı. Tamam. Okey. Burası hazır ama bu bir sonraki clock'u bekliyor. Diyelim bu bir add toplama instruction'ı. Ne oluyor? Read adres dediğim şey 104. Şurası 104 oldu. Pardon, burası 100 şu an. Şu an 100. Bir sonraki instruction 104 olacak. 100 adresinde hangi instruction varsa o çıktı. Yani burada bir bellek okuması gerçekleşti. Tamam mı? Bellek okuma. Tabii bu bir gecikme. Yani bellek dediğiniz şey bir fiziksel transistörlerden oluşan. Atıyorum buradaki bellek SRAM hücreleri.
SRAM hücreleri olsun. Ve bunun da bir adres decoding'i var. Yani adresin çözümlenmesi gerekiyor. Orada bir sürü MUX and OR kapıları var. Bu bir gecikme. Bu gecikme sonrasında da atıyorum T2 kadar bir zaman geçsin. T2 kadar bir zaman geçtikten sonra ne oldu? Buradan benim instruction'ım çıktı. 0x bla 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 bla. Neyse işte bu add diyelim. Şöyle bir instruction add. Tamam mı? X3, X1, X2. Böyle bir instruction. Bunu şimdi size şeyi versem, RISC-V instruction setini, siz bunu bir de tabii opcode, field işte nelerdir bunları verdiğim zaman siz aslında bu 32 bitlik şeyi doldurabilirsiniz. Ne olduğunu bilirsiniz yani. Tamam mı? Diyelim 0 birlerden oluşan bir şey. Yani şunun machine kodu yani makine kodu. Bu buradan çıktı T2 zaman sonra. Ve burada da ne olacak? Bir kere ilk 7 bit bu opcode dediğimiz alan şurada bir kontrol logiğine tabi tutulacak. Yani decode edilecek şurada değil mi? Decode. Ve böylece kontrol sinyalleri oluşacak. Decode. Ve atıyorum bu bir add instruction olduğu için R-type. X1 ve X2 şuraların adresi. Şuranın adresi 1. Şuranın adresi 2. Yazılacak olan register'ın adresi de 3. Bunlar da burada bu gelen şeyden ayıklandı ve buraya bağlandı. Başka immediate'la ilgili eğer bir işlem olsaydı mesela bu bir I-type bir instruction olsaydı veya S-type store gibi bir instruction olsaydı veya back gibi bir instruction olsaydı bir immediate constant kısım olacaktı. Burada yok. Ama yine de bu böyle hesaplamasını yapar. Buralarda hazır eder verisini. Çünkü combinational. Beklemiyor hiçbir şey. Gelir. Bu da buraya geldi. Alı kontrol için bakın. Atıyorum burası toplama mı olacak, çıkarma mı? Bu da yine decoding ile ilgili diğer bir kısım. Tamam. Dolayısıyla instruction geldi ve decode edildi. Şimdi register'lar okunacak. Burada da bir yine asenkron okuma ve bir vakit geçiyor. Yani sen buraya 1, buraya 2 dedikten bir süre sonra burada X1 register'ının, burada da X2 register'ının değeri neyse onlar çıktı. Ve ne oldu? Bir T3 kadar da zaman geçti işte. T3. Tamam. X1, X2 çıktı. Ne oluyor? Şuradaki bu decode ediliyor bu arada da. Decode edildi ve Allosaurus dedi ki kardeşim bu bir R-type instruction. O yüzden bu MUX'tan şunun geçmesi lazım. Tamam. Çünkü bu bir R-type. Bunu da opcode'dan anladı. Decode etti. If dedi. Case dedi. Bu dedi şu type. Şu ise 0100 her neyse. O zaman buradaki Allosaurus 0'dır kardeşim. Mesela. Ve buradan ne oldu? T3 kadar süre sonra bunlar çıktı. Biraz MUX gecikmesi de oldu. Ona da T3'e katalım. Belki kontrol logic daha hala hazır değil. Belki onu da bekliyor bir yandan. Ya da kontrol logic çoktan decodingini bitirdi. Ve bir yandan da ALU ile ilgili bir decode yapıldı tabii. ALU op çıktı buradan. 4 bitti galiba. Buradan 2 bitlik bir ALU operasyonu geldi. Ve şimdi ne oluyor? Burada bir toplama işlemi gerçekleşiyor. Yani ALU burada bakıyor. ALU kontrol nedir? İşte bilmiyorum 0-1 mesela. O zaman bu bir toplama işlemidir. Ha, o zaman ne olacak? Sonuç şuradaki ALU result eşittir. X1 artı X2 ve bir süre daha geçti. Bu da T4 olsun. Ve T4 sonunda bu ikisinin şu an için toplaması yapıldı. Sonuç burada. Tamam. Bu sonuç bir adres olarak mı kullanılacak? Yoksa kullanılacak. Çünkü eğer store word ya da load word olsaydı bir adres olarak kullanılacaktı. Fakat bu bir R-type instruction olduğu için buradan alır sonuç. Ha, bu yine adres gelir buraya. Buradan da bir veri çıkar yani. Fakat bizim mem to rek kontrol sinyalimiz sıfırı seçecek. Decode edip. O yüzden bu sonucun bir önemi yok. Şuradan gelen veri MUX'tan geçti. Tamam. MUX gecikmesini de dahil ettim. Ve sonra geldi 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 bu veri geldi. Diyelim X1'in içeriği 5'ti. Bunun içeriği 10'du. Oldu 15. Şurası 15 olsun. Tamam. Değeri. 15 geldi geldi geldi. Şurada bekliyor.
15 sayısı. Üçüncü register'a 15 değeri yazılacak. Ne zaman? Clock vurduğu zaman. Şurada. Buradan da bu buraya geldi. Birazcık burada bundan biraz önce hazır olması lazım. Buna setup deniyor. TS. Dolayısıyla yani bu bir clock cycle'da bu kadar işlem neyse bu kadar beklemem lazım. Aslında T1 artı T2 artı T3 artı T4 artı T setup register file. Yani bu R type bir instruction için en az şu TS'i de şuraya alırsam bu clock yani şuradan daha kısa olamazdı bu periyot. Tamam. R type için. Güzel. Güzel. Burada nereye atladık biz? Data memory'ye erişmedik, değil mi? R-Type'da. Çünkü data memory ile bir işimiz yoktu zaten. O yüzden buraya erişim sağlamadık. Tamam. Ama diyelim load word instruction'ını ele alalım. Şimdi burada bu arada ne yapıyorum ben bu derste? Geçen ders anlattığım single cycle yani tek çevrim bir CPU'nun nasıl çalıştığını data path veri yolu üzerinden göstermeye çalışıyorum. Kontrol sinyallerini de şey yaparak. Tamam. Şimdi load word. Bakın bu önemli bir instruction. Yani diğerleri önemsiz miydi? Önemliydi ama bu load word'ün bir özelliği var. Bu genellikle tamam mı? En uzun gecikmeye sahip. En uzun gecikmeye sahip. Niye? Load word'de biliyorsunuzdur. Çünkü memoriye de erişmesi lazım. Data memory'e. En uzun gecikmeye sahip. En uzun gecikme olduğu için benim clock periyodimi bir çevrimlik bir single cycle CPU için genelde load word belirler periyodu. Çünkü en az bu kadar olmalı bu periyot ve bütün instructionlar tek bir çevrimde olduğu için tek bir cycle'da yani benim CPI değerim, cycle per instruction değerim bir. Tek çevrimlik bir. Ki bunun biliyorsunuz ne kadar bu azsa o kadar iyiydi değil mi? Yani çalışma zamanı, execution time formülü neydi? Instruction count yani toplam instruction sayısı çarpı CPI çarpı periyottu değil mi? Böyle bir şeydi. Bu CPI ne kadar küçük olursa yürütme zamanı o kadar az olur. Performans o kadar çok olur. Tamam. O zaman aslında CPI'nin 1 olması iyi bir şey gibi gözüküyor ama bakacağız buna. Şimdi diyelim bir sonraki instruction geldi. 104'tü değil mi? 104 burada bekliyordu bir önceki instruction'dan hex. Clock vurduğu anda ne oldu? Şuraya yazı yazıldı. Bir önceki add instruction'dan x3'e 15 değeri yazıldı. Ve aynı anda ne oldu? Program counter'ın yeni değeri de buraya geldi. 104. Bir sileyim hepsini de. Şurası şimdi 104 oldu. Tamam. Tabi yine belirli bir T1 süresi geçti şuradan. T1. Yine aynı süre bir önceki. Yine okuduk ve instruction ortaya çıktı. T2 daha geçti. Instruction memory'e erişim olduğu için. Şimdi burada instruction'ın ne olduğunu daha bilmiyoruz. Burada elimizde bir 0-1'lerden oluşan bir şey var. 0-1-0-1. Diyelim bu bir load word olsun. Atıyorum x6 register'ına 20 offsetli x5'te ne varsa onu yaz. Diyelim böyle bir instruction olsun. Parantezin içinde 20 mi vardı, x5 mi vardı hatırlamıyorum. Böyle hatırladım şu an. Yani burada şimdi load word ne yapacak? x6 register'ına bir şey yazması lazım. Şurada x6 var. Şurada x5 var. Burası önemli değil çünkü ikinci register okunmuyor. Değil mi? Tek bir register okunacak. Ama immediate kısmı önemli. Bakın 20. Şuradan immediate generate edilecek. Edildi. Bakın bu bir süre. Immediate generate. Ve bu sefer allosource ne olacak? 1 olacak. Load word olduğu için opcode'dan anladı onu. Ve ne oldu? Allocontrol de yine toplama işlemi yaptıracak burada. Şu ikisini toplayacak yani. X5'in değeriyle 20'yi toplayacak. Şuradan da x5 geldi. Ne oldu? Buradan da bir kontrol. Register'dan okumalar olsun. Immediate olsun.
Böyle bir T2 yine geçti. T2. Buraya kadar bakın bir önceki instruction'la aynı. Sadece şurada bir multiplexer'dan bunu değil de bunu geçirdik. Yani kontrol logic farklı oldu. Akıyor veri, devam ediyor. Burada sonuç hesaplandı. Sonuç çıktı. Bakın. Tamam. Ne oldu? Bu aluda da bir süre geçti. Atıyorum T3. Çünkü toplam işlemi bir zaman alıyor değil mi? Combinational bir path var orada. Burada bu sefer ne olacak? Adresi verdiğinde, tamam mı? Buradan bir data okuyacak. Data. Niye? Çünkü load neydi? Buradaki adresi hesapladık. 20 ve x5'i toplayaraktan. Bu adresteki veriyi gel x6'ya yaz demek. O yüzden bir atıyorum T kaç oldu? T3, T4'lük bir data memory erişimi de var. Ve buradan mem to rek seçimi 1 olacak. 0 olmayacak. Ve bu buradan gelip şuraya x6 rejisterine buradaki adresteki değer neyse clock vurduğu anda yazılacak. Tamam. Dolayısıyla bu yazma işlemi de bir şey ve T5 diyelim. Ve görüldüğü gibi bir ekstra bellek okuma aşaması olduğu için burada daha fazla vakit kaybediyoruz. Ve o yüzden genellikle load word bir RISC mimarili işlemci için en fazla gecikmeye, latency'ye sahip instruction diyebiliriz. Ve bu periyodu da o yüzden load word belirliyor. Tamam. Şimdi aslında geçen hafta biz bu data path'i çıkardık ve kontrol sinyallerinin de R format olduğunda buradaki kontrol sinyallerinin ne olacak? Load word olduğunda buradaki kontrol sinyalleri ne olacak? Store back olduğunda ne olacak? Bunlardan bu şekilde bu tablomuzu da çıkardık. Yani CPU işlemcinin hem veri yolunu hem de denetim kontrol sinyallerinin nasıl oluştuğunu bu şekilde özetleyebiliriz. Burası veri yolu. Bu da bu işte mavi kontrol sinyallerinin hangi instruction geldiğinde ne olacağına dair bir şey. Tamam. Şimdi single cycle CPU performans. Buna bakalım. Yani tek çevrim bir işlemci acaba ne kadar başarılı bir işlemcidir? Şimdi burada kısaca işte add, sub, and or retype instructionlar için bizim şöyle bir şeyimiz vardı. Instructionımız ve fieldlarımız vardı. Load word işte immediate kısmı var bunda. Back'te de bir immediate var PC hesaplaması için. Store word'te de yine immediate kısmı ve iki tane register okunuyor buralarda. Şimdi instructionların veri yolunda izledikleri yol ve tahmini gecikmeleri hesaplamaya çalışalım. İlk önce retype için az önce yaptım. Şimdi biraz bir daha üstünden geçeceğiz. Tekrar etmiş olacağız ama az önce zaten ben şey üzerinde gösterdim. Şimdi tekrar gösterelim. Şimdi clock rise edge sonrasında dediğim gibi bir instruction'ın yaşam döngüsü, tamam mı? Şurada başlar, şurada biter. Tamam. Yani bundan önce de bitebilir ama buraya kadar beklemek zorunda eğer yazma işlemi varsa bir yere. Tamam. Genelde var. Yani buraya kadar bekleyip bir sonraki instruction, yani clock dediğin şey şöyle giden bir şey olduğu için burada bir instruction işliyor. Pardon, şurada bir instruction işliyor. Burada bir instruction işliyor. Burada da bir instruction işliyor falan. Şimdi bunları tahmin etmeye çalışalım. O az önce T1, T2, T3 falan dedik ya. Onlar neler aslında? Bakıyorum burada. Clock rise edge sonrasında PC register'ın değeri güncellenir. Bu arada bir soru var. Herhalde ona bakalım. Şuradan. Clock rate ilk yükselen kenar arası süre mi? İlk, pardon, 2. 2 yükselen kenar arasındaki süre mi? Clock rate. Clock rate ona demeyiz. Clock rate dediğin şey aslında frekans. Yani frekans var ya, frekans. İki kenar arasındaki süre periyot diye söylenir. Periyot. Zaten buna f dersen frekansa, buna da t dersen periyoda, f eşittir 1 bölü t'dir. Veya t eşittir 1 bölü f'tir. Atıyorum 1
gigahertz bir clock rate'in yani frekansın varsa 1 bölü 1 gigahertz ki 10 üzeri 9'dur. 10 üzeri eksi 9 saniyedir. O da nedir? 1 piko saniyedir. Değil, 1 nano saniyedir. Tamam. Yani bu clock rate dediğimiz şey bir bilgisayar satın alacağınız zaman genelde ne yazar? İşte clock rate işte yazar. Clock rate yani onun bir saniyede kaç tane çevrim yaptığıdır aslında. 1 GHz için 10 üzeri 9 yani milyar, 1 milyar kadar çevrim işlem yapabiliyordur. Tamam. Bunun tam tersi de, inverse'ü de periyot bilgisini verir. Yani bir işlem, bir çevrim ne kadar sürede gerçekleşir diye. Şimdi bizim burada aslında işte bu clock rate'imizi, frekansımızı ya da periyodumuzu bir nevi belirleyen şey bu gecikmeler. Tamam. Ve biz şimdi bunları biraz daha detaylı görmeye çalışacağız. Çünkü bu gecikmeler önemli. Buradan biz sonra multi cycle CPU'ya geçmeye çalışacağız. Şimdi rise edge dediğimiz şey yükselen kenar. Yükselen kenar sonrasında PC register'ının değeri güncellenir, program counter. Buna PC flip flop clock to queue delay deniyor. Şimdi diyebilirsiniz ki ya bu nereden çıktı? Aslında bunu ben bahsetmiştim değil mi? Yani ne zaman bu timing analiz, setup hold time var ya bu derste kısaca bahsettim ama asıl geçen dönem verdiğim Digital Logic Design dersinde çok detaylı anlatmıştım bu timing. O derse tekrar bakabilirsiniz hani static timing analiz dediğimiz konu. Yani bir clock vurduğunda normalde şöyle gösterilir ya flip flop şu clock'tur. Şu bir flip flop olsun ya da register işte bir tane şey olsun. Şu D girişi, şu Q çıkışıdır ya. Atıyorum D şurada 1 oldu. Q ne zaman 1 olacak? Clock yükseldiğinde şöyle gösterirler değil mi? Hemen, hemen. İşte hemen değil de birazcık orada bir gecikme vardır. Az da olsa, birkaç pikosaniye de olsa teknolojiye göre. İşte o gecikmenin adıdır bu yani. Clock rise'ece yükselir yükselmez hemen 1'e çıkmaz. Atıyorum hemen D'nin değerini almaz ki yani Q eşittir D'dir bunun Verilog'daki kodu ama burada birazcık bir gecikme vardır. Onun adı da Clock to Q. Clock'tan Q'ya kadar olan gecikme. Yani Clock rise oldu fakat bu D'nin Q'ya iletilmesi bir zaman aldı. Çünkü orada çeşitli kapasitif etkiler var. Tamam. Dolayısıyla bir bu gecikmemiz var. Yani ilk önce bir bu gecikmemiz var. Hesaba katmam gereken. Sonra güncel PC değeri instruction memory adres girişi olur. Instruction memory'den de instruction okunur. Aynen. Yeni bir PC değeri geldi. Bu Q'daki değer neyse. Bu bir adres oldu. Burada adres decoding ve diğer memory ile ilgili işlemler gerçekleşti. Instruction memory'den bize geldi. Buradan verimiz hazır. Bu nedir? Bir memory read. Yani bu bir instruction memory. Bir bellek. Ve buna bir erişimin bir maliyeti var değil mi? İşte o maliyet. Bizim buradaki bahsettiğimiz şey. Memory read. Tamam. Şimdi register file'dan 2 adet register okunur. Tabii yani adreslerimiz belli oldu. Bu da bir register file da bir memory bir şekilde. Bir bellektir. Ve İkinci register de ayrıca MUX'tan geçiyor. Yani multiplexer'dan geçiyor. Şöyle. Burada multiplexer'ı göstermiştim değil mi? Şöyle AND, OR falan bir şeyler. Böyle bir logic gate'ler var değil mi? Burada hani bunların da her birinin bir sınavda da sormuştum. Bir gecikmesi var yani. Dolayısıyla bu sırada kontrol logic'ten de bir şey sinyalinin çıkmış olması lazım artık. Allosource. Tamam. Fakat ben diyorum ki allosource daha önce hesaplanır varsayımıyla yani allosource burada decode edilip hesaplanana kadar yani daha doğrusu bu register file'ın okunup şu register ikinci register'ın şuradan gelene kadar şu zaten olmuş olur. Olmasa da o zaman buraya artı bir kod yazmam gerekirdi. Bu yani şöyle diyelim maximum of işte read plus multiplexer virgül yani ya bu ya da decoding. Decoding dediğimde işte if allo op 0 0'sa şu allo source bilmem ne şu olacak. Ama
Genelde register file okuması daha uzun sürdüğü için bunu zaten bundan çoktan hazır olmuş olur diye bu şekilde varsaydığım için parantez içinde de söyledim. Bu da bir gecikme. Sonra ne oluyor? Aritmetik logic unit'te bu şu an bir R-type instruction ya. Şu ikisi toplama, çıkarma, AND, OR, SHIFT neyse artık R-type işlem. Bunun bir gecikmesi var. Buna ALU denir. Yani ALU gecikmesi. Tamam. ALU gecikmesi denir buna. ALU sonucu MEM to REC kontrol sinyali ile kontrol edilen MUX'tan geçerek register file'a yazılır. Bakın ALU sonucu R-type instruction için MEM to REC kontrol sinyali ki ben bunun çoktan hazır olduğunu artık emin sayılırım. Çünkü bu geçti, bu geçti falan bayağı bir gecikmeler oldu. Bu çoktan artık bunu dikkate almıyorum bu gecikmeyi yani. Zaten bu buraya gelene kadar bu sinyalin doğru değeri çoktan bu sinyal dikod edilip doğru değerini aldı diye varsayıyorum. Buradan geldi ve bir MUX'tan geçer. Register file'a yazılır. Bak şöyle dedik, ne dedik? Register file'a yazılır. Ve ne zaman yazılır? Register file'a yazma işlemi bir sonraki clock rise edge'de gerçekleşecektir. Yani register file'a yazılacak olan verinin setup time öncesinde hazır olması gerekir. Register file setup time. Burada yine timing dersinde setup time dediğimiz şey bir flip flop'a clock gelmeden önce clock rise edge'i şuradaki D input'unun bir süre öncesinde hazır olmuş olması lazım. Tamam. Şurada buna T setup denir. Yani o veri buradan önce hazır olmalı. 0'sa 0, 1'se 1. Burada bir yerde D değeri değişiyorsa buna biz ne diyorduk? Meta stability oluşabilir. Tamam mı? Ya da hazard, tehlikeli durum. Meta stability oluşturabilir. Meta stability. Yani ne 0 ne 1. Q'nun değeri burada afallayabilir. Dediğim gibi static timing analiz dersinde bunlar. Buna T setup diyoruz. Tamam. Dolayısıyla en azından bir T setup kadar daha beklemesi lazım o verinin. Dolayısıyla bu benim gecikme analizim bu. R-type bir instruction için. Şimdi gelelim. Şurayı bir silelim. R'den bahsettik. Load word. Demin bahsettiğimiz şeyin üstünden geçelim yine. Load word. Yine aynı bakın. Clock rise edge sonrasında PC değerinin değeri güncellenir. Aynı şekilde clock to queue. Güncel PC değeri instruction memory adres girişi olur. Aynı şekilde memory read. Aynı bu instruction için. Register file'dan memory adres hesabı için bir adet register okunur. Burada iki tane okuyorduk. Burada bir tane okuyoruz load word'de. Neden? Çünkü load word'de şuradan gelen veriyle şu immediate'dan gelen toplanacak ve adres olacak. Tamam? O yüzden adresin offset bilgisi immediate generation bloğundan gelir ve MUX'tan geçer. İşte şurası. Tamam. Mesela bakın şimdiden söylüyorum. Hani sınavı nasıl yapacağımı emin değilim ama yazılı olursa böyle bir veri yolu verip load word instruction'ında hangi yollar takip edilecek ve ne tür gecikmeler olacak bunu gösterin. Bu bir sınav sorusu olabilir. Aynen ben bunu derste anlatıyorum işte. Tamam. Yani bunlar önemli konular. Veya hangi kontrol sinyalleri 0-1 olur falan mesela. İşte anlatıyorum onları. Dolayısıyla şuradan bir alunun girişine ya register gelecek, diğer girişi de immediate'dan ve MUX'tan geçecek. Burada bir varsayımım var gene benim. Genellikle memory okumak immediate hesaplamaktan daha uzundur. Yani şu verinin şuraya gelmesine kadar şu çoktan gelir. Immediate'da bir şey yok. Başına bir falan ekliyorsun, sıfır ekliyorsun. Bir MUX'tan geçiyor. MUX dediğim birkaç pikosaniyedir. Ama register okumak daha uzun olabilir. Tabi yine de ben garanti olsun diye maximum of register file read virgül immediate generation plus max dedim. Burada register file dedim. Çünkü bakın buraya kadar aynı. Buraya kadar aynı. Gerçi burada bir ekstra multiplexer'dan da geçiyor. Burada o yok. Gerçi burada da var.
Artı MUX burada da var muhtemelen. Çünkü sonuçta alıyor. Şuradan gelen de girecek. Ama artı MUX yok. Çünkü o immediate artı MUX'tu. Evet, artı MUX yok. Direkt register file. Şimdi şuraya kadar hatta belki R'den biraz daha hızlı bile geldi benim verilerim şuraya. Şimdi alu. Burada aynı. Toplama işlemi veya neyse. Burada toplama işlemi load word olduğu için. Ama alu sonucu data memory için adres olur. Data memory'den okuma yapılır. Bakın. Adres oldu. Buradan okuma yapılır. Tamam. Böylece memory read artı multiplexer. Tabi bir multiplexer var. Şurada bakın. Yani bir memory read bir de multiplexer gecikmesi oldu. Tamam. Ve sonrasında da register file'a yazma işlemi gerçekleşecek. Aynı bir önceki retype instruction'da olduğu gibi. Fakat bunun için de bir tsetup beklemek lazım. Yani bir önceki retype'a göre ekstra bir data memory erişimi oldu. Load word biraz daha uzun. Şimdi back instruction'da bakalım. Branch if equal. Tamam, branch if equal. Clock rise edge sonrasında PC değerinin değeri güncellenir. Aynı check. Güncel PC değeri instruction memory adres girişi olur. Instruction memory'dan instruction okunur. Memory read check. Aynen. Memory'yi de okuduk. Şimdi ne olacak? İki tane register okuyacağız, değil mi? İki tane register oku. Check. Register find read artırmak. Peki bundan sonra alo. Check. Aynı. Retype ile aynı gidiyoruz. Hatta retype ile tıpatıp aynı gidiyoruz. Sonra ne olur? Alo sonucunun zero kontrol sinyaline göre PC'ye PC artı immediate ya da PC artı 4 değeri yazılır. Tamam. PC'ye ya buraya gelen sinyal ya şuradan gelecektir PC artı 4 ya da PC artı immediate. Dolayısıyla buranın en uzun gecikmesi ne olabilir? Bir toplama bir de multiplexer. Tamam. Bir toplama. Ya bir immediate var. Toplama, multiplexer. Gecikmeleri. Bu da bu şekilde. Bundan sonra işi bitiyor. Bunda ne memory access var ne register file'da tekrar yazma var. Store Word'e de bakalım. Store Word'e de. Tamam mı şimdi? Store Word'de bakın bir oku program counter'ı instruction'ı oku. Register file'dan iki tane adres okuyacağım. Bir tanesi memory adres hesabı için olacak. Adresin offset bilgisi immediate'den gelecek ve MUX'tan geçecek. Memory okumak im hesaplamaktan daha uzundur. Yani maximum of register file read virgül immediate generate artı MUX register file read'dir. Yine bakalım burada store için. Store için geldi program counter'dan. Instruction geldi. Burada bakın bir tane register okuyacağım. Store adres hesabı için. Bir de immediate'dan gelecek. Şöyle. Tamam. Bir register daha okuyacağım. Bu register buraya yazılacak data olacak store'da. Ama az önce dediğim şey yani şuradan şunu okuyup şuraya getirmek immediate artı MUX'tan daha uzundur. O yüzden direkt read data dedim veya şuradan da şuraya geldi. Ama bu write data hazır bekliyor burada 32 bit neyse. Fakat önce bir alu'dan adresin hesaplanması lazım. Bir de bir alu işlemi var burada. Ve sonrasında da memory'e bir yazma yapılır. Memory write. Burada write data hazır. Adres de hazır. Bir sonraki clock vurduğunda rise edge geldiğinde şak diye buraya da yazma işlemi gerçekleşir. Buradan dönüp tekrar register file'a bir şey yazmıyoruz. Store word için. Tamam. Şimdi bütün bu instruction'lar için bir gecikme şeylerini şöyle bir yazalım. Retype için neydi? Program counter'ın clock to queue gecikmesi. Clock verdim. Şu sinyalin şuraya gitmesi için gereken süre. Memory read. Bu bir instruction memory'e adresti. Adres. Memory buradan 32 bit instruction'ımızı okuduk. Register file read. Bu instruction decode edilmedi. Şöyle ayrıldı. 5 bit 2 tane. Register file'a girdi bu 5 bitler. Register file okundu. Bir MUX'tan geçiyor ikinci rek. Yine gösterelim şurada da. Şuradan bir
MUX'tan geçiyor. Bir MUX gecikmesi var. Ne olacak başka? Allow MUX register write. Doğru mu? Allow bir MUX daha var şurada. MUX artı bir MUX daha var. Artı register file setup. Tamam. Yanlış olmasın. Aynen. Buradan bir MUX gecikmesi daha. Artı register file setup. Bu retype için değil. Load word için aynı ekstra MUX şeyim yok. Alo. Aynı. Burada bir de memory read var. Bellek okuması. Burada artı MUX'u eklemişim. Artı read. Yani ekstra bir memory read var burada. Tamam. Branch için yine program counter'ı update et. Instruction'ı oku. Register'ları oku. Bir MUX'tan geçtim Allow'ya girerken. Allow işini yap. Sonra immediate add MUX. Burada şu path. Şu. Immediate topla multiplexer. Branch için. Ve store içinde yine program counter aynı. Memory'i oku. Register file'ı oku. Allow'dan geç. Memory'e write bitir. Peki. Single cycle CPU'da bütün instructionlar tek bir saat vuruşunda. Yani bir periyot süresi boyunca işlemini tamamlamak durumundadır. Çünkü en sonunda yazma işlemleri var. Ya register file'a yazacağım, ya program counter'ı update edeceğim, ya da memory'yi update edeceğim. Bu periyot yani işlemci frekans değeri de yani f eşittir 1 bölü t dolaylı olarak en uzun gecikmeyi sahip instruction'a göre hesaplanır ki load word'tür. RISC mimarisinde load instructionları en fazla aşamadan geçen ve en fazla gecikmeye sahip instructionlardır. Tamam. Neden olduğunu da gördük. Ekstra bir memory read işlemi var çünkü. Bütün instructionlar için toplam gecikme hesapları. Bu şekilde özetledim. Mesela retype'ı ele alalım. Retype şu. Back veya store word instructionları da farklı gecikmeye sahiptirler. Yani R'nin gecikmesi farklı, bakın farklı bileşenler var. Back'in farklı var. Store'un farklı. Ama en uzun gecikme load word olduğu için bütün diğer instructionlar da işlerini daha önceden bitirseler dahi, yani adamın işi bitti diyelim. Şu load word diyelim. Bir 1000 pikosaniye sürüyor. Yani 1 nanosaniye. Belki bu retype 700 sürüyor. Şu belki 600 pikosaniye sürüyor. Şu da belki atıyorum 800 pikosaniye sürüyor. Bu adam bitirdi işini. Bu 600'de bitirdi. Bu 700'de bitirdi. Ama clock'u beklemek zorunda. Clock'u ben 600 yapamam. Ya da ha retype instruction gelmiş. Clock'um şimdi 700 pikosaniyelik olsun. Ha bu bir load'muş. O zaman 1000 olsun. Ya bak bu bir back instruction'mış. Öyle bir şey değil clock. Yani bu bir fixlersin bunu. Ondan sonra oynayamazsın. Neyse odur yani. Ha şöyle oynarsın. Clock overclocking, cacuk öyle şeyler var ya. O ayrı bir dünya. O yine bütün instruction'ları hızlandırıyorsun. Yani her bir instruction'a özel olarak overclock yapmıyorsun. Tamam. Dolayısıyla bütün instruction'lar en yavaş olan instruction'a göre çalışmak zorunda. Yani işini önceden bitiriyor aslında back. Yani bir back'i düşünün. Back için çoktan adam PC, yeni PC değerini hesapladı 600 pikosaniye olsun. Bekliyor. Adamın hazır aslında. Şurada 1000 pikosaniyesi. Şurada hazır. 600. pikosaniyede şu değer. Clock bekliyor adam. Clock hadi gel de vursa da bu değeri ben şuraya yazsam diye bekliyor mesela. Tamam. Peki ne o zaman? Burada single cycle CPU'larda CPI 1 cycle per instruction, yani bir instruction için CPI 1'dir. Çünkü hepsi bir clock'ta bitiyor. Bu iyi bir şey gibi gözüküyor. Performans denkleminde bu güzel bir şey olsa da aynı denklemdeki periyodu arttırdığı için single cycle CPU performansı düşüktür. Çünkü orada bir de çarpı T var. Sen T'yi çok arttırıyorsun bu yüzden. Ve diğer instructionlar boşa bekliyor.
Bu da kötü bir şey. Burada da bir örneği var bunun. Bunun üstünden de geçelim. Bu kitaptan, bu Harris kitabından aldığım işte register için clock to queue, program counter için demiş ki 40 pikosaniye olsun. Çeşitli bunlar analizler yapmışlar. Bir teknik, sanırım 7 nanometre teknolojisi içinde. Bir SPICE ya da işte ne bileyim bir simülasyon analizi sonrasında şu tarz gecikmeler olsun demişler. Ve mesela load word için bunu hesapladığımızda en az 750 pikosaniye yapıyor. Bunların hepsini yerine koyduğumuzda işte clock to PC 40, memory read 200 demiş, register file read 100 demiş, ALU 120 demiş, bir memory read daha var. Load olduğu için bir MUX'tan geçiyor 30. Bir de register file setup değeri var. En son yazılacak ya register file'ı. TS beklemek zorundaydım setup. Ona da 60 demiş. Topladığında 750 pikosaniye yapıyor ve maximum frequency period 750, en az 750 olabilir. Frekans da en yüksek 1,30 GHz olabiliyormuş. Diğerleri için de bu işlemi yaparsam, ki bazı şeyleri ben birazcık tahmin etmek durumunda kaldım. Mesela burada immediate için bir değer söylememiş. Header için bir değer söylememiş. Memory write var. Sanırım var mı memory write? Onun için de bir şey dememiş ama memory setup time gibi düşünürsek, hadi ona da ben 200 dedim falan. Her neyse, topladığında atıyorum retype için 550, back için 645, store word için 660 oluyor ama load word 750 olduğu için mecbur şu instructionlarda 750 pikosaniye boyunca işlemini ancak bitirebiliyor. Ve multi cycle CPU'ya inşallah geçeceğiz.